İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Anıtlar uzmanı Samvel Karabetyan vefat etti. Batı Ermenistan'ın kışın donmayan tek gölü Gökpınar. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Sumgayit katliamının masum kurbanlarına saygı duruşunda bulundu. Gürcistan Savunma Bakanı dizilerine Gabert tatlı soykırım anıt kompleksini ziyaret etti. Türkiye'nin İdlib'de 33 ölü ve 32 yaralısı bulunuyor. Arsah'ın yeni devlet tarih arkeoloji müzesi binası 2020 yılının sonunda faaliyete geçecek. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, tanınmış Ermeni anıt uzmanı, folklor araştırmacısı, Ermeni Mimarlık Araştırmaları Vakfı'nın Yerevan Ofisi Başkanı ve büyük dostumuz Samvel Karabetyan'ın zamansız ölümünü derin bir üzüntüyle duyurmaktadır. Samvel Karabetyan, 30 Temmuz 1961 yılında Yerevan'da doğdu kökeni Batı Ermenistan'ın Arceş ilçesinin Berda köyündendir. 1978 yılında Yerevan'daki Misak Manuşan adını taşıyan 48 nolu okuldan mezun oldu. 1975'ten itibaren doğayı incelemek için Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti'ni gezmeye başladı ve 1978'den itibaren ise tarihi Ermenistan'daki Ermeni anıtlarını fotoğrafladı, ölçtü ve tanımladı. 30 yılı aşkın bir sürede tarihi Ermenistan'da binlerce Ermeni mimarlığına ait örnekleri araştırdı ve kayıt altına aldı. Garabetyan, komşu ülkelerdeki Ermeni anıtlarına karşı düşmanca tutumun eleştirmeni olarak da biliniyordu. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan makamlarının Ermeni anıtlarının kasten yok edilmesi politikasını izlediklerini ifade etti kanıtlarını 2007 yılında ABD Kongresi'ne ve 2008'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sundu. Samvel Karabetyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin kuruluşunun ta başında yer alıyordu ve Ulusal Konsey'in kurucularından biriydi. O, Ermeni halkının adil mücadelesinin önderiydi. Vatanseverliği ve vatanın tanınmasını sembolize ediyordu. Onun hayatı ve fikirleri yaşam tarzıyla uyum içindeydi. Ne yazık ki onun muazzam vatansever çalışmaları yarıda kaldı. Ermeni milleti ve Ermeni kültürünün büyük ezberli dostu huzur içinde yat. Batı Ermenistan'ın Sebastia Siva şehrinin Gölün ilçesinde bulunan ve turkuaz rengi ile doğal akvaryum olarak nitelendirilen Gökpınar Gölü, kışın aşırı soğuklarının hakim olduğu kentte yüzeyi donmayan tek göl olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Gölün derinliği 18 metre, Göl, suyun berrak olmaması nedeniyle dibi görünmüyor. Burada sıcaklık geçen sene eksi 23'e kadar düştü. Fakat burası hiçbir zaman donmuyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Sumgayit katliamının masum kurbanlarının anısına saygıda bulunmak için Dizlerine Tepesi'ni ziyaret etti. 26-29 Şubat 1988'de Azerbaycanlı yetkililerin tam desteğiyle Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Sumgayit kentinde vahşi ve acımasız infazlarla dünya toplumunu sarsan Ermenilere karşı bir katliamın gerçekleştirildiğini hatırlatalım. Sumgayit'te Ermenilerin katliamlarının amacı artsa sorununa olası çözümleri engellemek, Dağlık Karabağ'daki Ermenileri korkutmak ve onları ulusal kurtuluş hareketinden vazgeçirmeye zorlamaktı. Yüzünelerce insan sadist zulümlerle öldürüldü, birçoğu dayak, işkence ve şiddete maruz kaldıktan sonra diri diri yakıldı. Gürcistan Savunma Bakanı Iraklı Garibashvili başkanlığındaki Gürcü heyeti bugün Zernagabert adlı anıt kompleksini ziyaret ederek Ermenilere karşı uygulanan soykırımın kutsallaşmış kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu. Ona Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Gabriel Balayan eşlik etti. Daha sonra soykırım müze gittiler. Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Garibashvili liderliğindeki Gürcü heyetin 27 Şubat'ta iki günlük resmi bir ziyaret için Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret ettiğini hatırlatalım. Kilikya'nın Hatay ili valisi Rahmi Doğan, Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırısı sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 33 ölü ve 32 kişinin yaralandığını ifade etti. Valiye göre Suriye Hükümet Kuvvetleri Soçi antlaşmasıyla ile belirlenen güvenlik bölgesi sınırlarını yine ihlal ediyor. Dün akşam Türk ordusu Suriye ordusunun siperlerine karşı kara ve hava saldırıları başlattı. İdlib'deki durum son derece gergin durumunu korumaya devam ediyor. Daha önce Rusya 24 adlı televizyon kanalı, Türk askerleri ve gerici muhalif militanlarının İdlib eyaletindeki Suriye ve Rus hava kuvvetlerine ateş açarak askeri uçakları vurmaya çalıştığını bildirmişti. Analist İhsan Çaralan, Evrensel Gazetesi'nin internet sitesindeki makalesinde Türk hükümetinin Libya ve Suriye'deki askeri faaliyetlerinin kendi ekonomik politikasını eleştirmekten kaçınmak için kullandığını yazdı. Türkiye resmi olarak bir savaş halinde olmamasına rağmen iki ülkede de askerlerini kaybederek Libya ve Suriye'de askeri operasyonlar yürütüyor. Artsah Cumhuriyeti başkentinde Özgürlük Savaşçıları Parkı yakınında Artsah Devlet Tarih ve Coğrafya Müzesi'nin yeni bir binası inşa ediliyor ve bina 2020'nin sonunda faaliyete geçecek. Bu haberi müzenin kıdemli bilim çalışanı Gohar Abrahamyan Artsah Press muhabiriyle yaptığı röportajda ifade etti. Ona göre 2019 müze için verimli bir yıl oldu ve bir dizi etkinlik düzenlendi. Abrahamyan, 2018'deki 19.012 ziyaretçiye karşılık 2019'dan müzeyi 26.663 kişi ziyaret etti. Müzenin şu anda 51.000'den fazla eseri bulunuyor. Nisan 2020'de müze Ermenilere karşı uygulanan soykırımın 105. yıl dönümüne ve 18 Mayıs'ta Uluslararası Müze Günü'ne adanan bir sergi düzenlemeyi planlıyor dedi. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Gomidas Vartabet'in Surp Surp adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.